şovlarında dramalı komedisini zap yaparız, zap yaparız. Fark etmez, fark etmez, zap yaparız, zap yaparız. Sanmayın başka şey yapmayın. Hap yaparız, sap yaparız, kap yaparız. Ama en güzel zap yaparız. Zap yaparız, zap yaparız. What are you doing? Zapping, zapping. What are you doing? Zapping, zapping. What are you doing? Zapping, zapping. Ama nerede? Tam güvenlidir. Diyorum. Nedeniyle bir hediye... Sınır altın mantıkları kullanın. Her sabah. Ve bu hıza ayak uydurmak zor. Ya harika, şu üçüncü kanala bir bas bakalım ya. Malakon'un başını vereceklerdi. Adamlar kapalı kutu. Ay, iyi ya kapalı kutuysalar. Açtım o kutuyu, söyletme kutuyu. İyiydi bu. Anne ya, şu MTV'yi açsana, Go West başlayacaktı. Hani sarı elbiseli mavi şapkalı adamlar var, sen de seviyorsun. Ya açsana şu maçı, sevdim. Filmi açalım ya, komik film var o bir tarafta. Aa anne, anne duralım şurada bir dakika. Allah kahretsin, ne bu böyle zapping zapping? Bir dakika dursun bir kanal. Ne diyeceğiz hepimiz ya? Şurada televizyon seyredeceğiz, bir iki skeç yazacağız, hiç bırakmıyorsunuz adam. Sanki yazacaksın da bütün televizyonlar kapışacaksın. Kime satacaksın o yazdıklarını? Hiç. Bir sürü insan bir şeyler yazıyor televizyona. Arkadaşlar var yazan. Hem iyi para veriyorlar, benim sevdiğim de hiç. Ne olur fena mı yazsak? Gelecek hafta da gerçekleri sıcağı sıcağına yaşamaya devam edeceğiz. Heh, bundan çok iyi bir skeç olur. Sen ağaçtın. Ay! Ay! Dur, dur, sakin ol, dur. Ne olur canım, kimsiniz böyle gece yarısı evimize giriyorsunuz? Selamlar. Biz dumanı üstünde televizyon programı çekim ekibiyiz. İhbar aldık. Burada bir bıçaklama hadisesi olmuş. Ay, yanlışınız var. Burada herhangi bir şey olmadı. Biz karımla oturmuş şiir okuyorduk. Şşt! Öyle şey falan yok mu yani? Böyle yangın mangın, gaz kaçağı falan? Maalesef. Geleceğinizi de bilmiyorduk tabii. Öyle ya. Geleceğinizi bilseydik ufak bir yangın çıkarırdık. Sizi boş çevirecek değildik ya. Ulan sırta bak! Buyur abi. Görüyor musun? Yok yangın mangın. İhbar alırken biraz dikkatli davransanız lan. Bana bakın. Komşularınızda böyle ölmek üzere olan filan birisi yok mu? Aa, bilmem ki. Ama gecenin bu saatinde çıkıp arasak mı acaba? Olmadı işte. Olmuyor, olmuyor, olmuyor! Olmuyor! Gecenin bu saatinde ekibi topla, kalk gel buraya. Etrafta ceset, meset, kan, man, yok. Neyse bulacağız bir şey. biz de birazdan yatmayı düşünüyorduk. Acaba burada düşünmeniz şart mı? Daha önce hiç böyle şeylerde olmamıştık. Yani böyle bir çalışmaya katılmamıştık. Erol! Buyur abi. Eşyaları toplayın. Eşyaları evin ortasına toplayın. Tam salonun ortasında toplanacak eşyalar. Benzin var mı? Erol! Buyuruz abi. Arabanın bidonundan benzin çek gel. Ceketlerinizi çıkartın, soyunun. Sıcak olacak. Beyefendi, şaka yapıyorsunuz herhalde değil mi? Tabii ki şaka yapıyorlar. Sen, hep! Çalışırken sululuk istemem. Ciddi olun. Evimizi yakmayacaksınız herhalde. İş yerinizi yakalım. Olur. Ama yani nasıl yani? Anladım. İzin verin de itfaiyeye haber verelim bari. Olmaz öyle şey. Aa! Ay Hüsnü! Olmaz! Olmaz öyle şey değil mi? Bunlar evimi yaptırmam ben. Sen de deli misin? Bunları dinliyorsun ya. Anne taşınıyor muyuz? Ay çocuğum, yok çocuğum. Sen git yat hadi evladım. Ne? Çocuk. Çocuk var bu evde. Niye söylemediniz çocuk olduğunu? Yeni doğdu. Şimdi. Çocuğu yakalayın. Çocuk. Balkon var değil mi bu evde? Balkon. Güzel. Dördüncü kat değil mi burası? Erol. İşte. Kamerayı aşağıya yerleştireceksiniz. Tam balkonun tam altına. Tamam mı? Böyle çocuğun düşünü balkondan böyle göreceğiz. Önce bir oyuncak falan atın. Prova çekimi yapalım. Bakın. Bakın. Yaptığınız programları biz büyük bir ilgiyle izliyoruz. Zaten ailece hayranınızız sizin.
Tabii yaptığınız bütün bu çabaları takdir etmeyecek zeka düzeyi düşük insanlar olabilir. Ama ben kendi çapımda sizleri ödüllendirmek istiyorum. Sizlere 100 milyon verebilirim sabahleyin. Çocuğu bırakın, kadını yakalayın. Kadının kafasına bir bez sarın, bir çekiç bulun, ağır bir şey olsun. Ağır bir şey olsun, vazo olduğu bir çekiç alın, bir bez sarın kafasına. Bırak şunu, bırak! Ne yapıyorsunuz siz de? Manyak mısınız, nesiniz be? Deli misiniz siz? Kımıldar, kımıldarsa mızlar. Erol, buyur abi. Tavana bir halka geçirin, bir ip geçirin altına. Bu herifi taburaya çıkart, tam altına. Boşuna vakit kaybediyoruz Sef. Bu domuzlarla tek tek uğraşmaya değmez. Hepsini birden halledelim gitsin. Evet, evet. Toplu katliam. Çok güzel bir toplu katliam çekmeliyiz. Kanlar içerisinde toplu bir katliam çekmeliyiz, tamam mı? Erol! Erol gel çabuk, gel. Benim gördüğümü görüyor musun? Görüyor musun? Bak köpekleşi. Aa, ne hoş. Köpekleşi var. Koşun. Koş, köpekleşi çekelim. Koşun. Köpekleşi. Köpekleşi. Patlıcan yerken ya kağıda damladı ya. Bu kızaya. Ya lekesine bak ya. Altıya benziyor. Yanına bir de iki koyduk. 62 çarpı. Aa, bıktım bu hesap kitapta. Yemekte hesap, yatakta hesap, helada hesap. Yatakta da mı hesap? Edepsizleşmesi bir de. Esprilerini kendine saklasan. Cinasi, sen ne yapıyorsun öyle? Ya bir şey yetiştireceğiz diye kafa kalmadı. Kafayı yedik sonunda ya. Vallahi baba bazen diyorum ki biraz yoğun olmasam da sana yardım etsem. Abi senin yoğun olmadığın zamanlar da biliriz oğlum. Sanki bugüne kadar bir defa yardım ettin de bir de iktisat öğrencisi olacaksın. Masraf etme yeter. Vallahi baba senden aldığım bütün harçlıkları lotoya at yarışına falan yatırıyorum. Bir gün bir para çıkarsa kim kazanmış olacak? Biz mi? Yok tabii ki sen. Ana para sana ait çünkü. Oğlum adı istedi. Ana para. Baba para değil ki bana ait olsun. Ana para anana ait. Taş gene bize geldi. Erdem. Git dedin uyandır. Yatağına yaz. Erdem. Erdem. Al buyur. Dedesi bir bu iki. Bu da teknolojik saat. Erdem. Dedemi uyandır. Gitsin yatsın. Hadi. Dede kalk. Dede kalk. Yerine git. Yerine yat. Nereme takayım o? Arka oda. Kan güvenli bir. İki sahar ne güzel anlaşıyorlar ya. Çifte kurdular. Canım. Bir tür zapping yapıyorlar. Dolayısıyla hayatlarını kaybettiler. Vah vah. Trafik kazası olmuş. Ay yazık. Harika değiştir şunu ya. 6 kişi yaralandı. Zapping. Yönetimindeki 67 DA 722 plakalı kamyon çengel kazası mevkinde virajı alamayarak neden olmasın? İyi yolcu otobüsü gidiyor. Selamlar. Selam. Buranın yeri var mı? Vallahi yeri göğü var mı bilmem de orada oturan kimse yok. Siz de mi İzmir'e? Maalesef. Başınız sağ olsun, cenazeye galiba. Nereden çıkıyorsunuz bu ya? Suratınız pek asık da yani mutsuz görünüyorsunuz. Öyle mi? Evet. Askerliği ne tarafta yaptınız? Ben askerlik yapmadım. Çocuk raporum vardı. Ya öyle mi? Ben 4 sene yaptım. Ya yani çok zor. Yolumuz uzun. Gece anlatırım size. Ceketiniz çok şık. Tam da böyle üstünüze göre. Omuzlarınız da geniş. Vatka var herhalde ondan. Müsaade eder misiniz? Güzel. Gece rahat geçecek. Yumuşacık. Bizimkileri seyrediyor musunuz? Kimi? Bizimki televizyonla pek aranız yok galiba. Ama ben radyo, teyp, televizyon gibi şeylerle ilgilenmem. Yazık. Ne güzel telefon televizyondan konuşurduk, radyodan konuşurduk değil mi? Evde ütü var mı?
Ütü yok, buruşuk giyiyorum. Bak giyeyim dediniz aklıma geldi. Ben modadan hiç anlamam. Siz moda konusunda ne düşünüyorsunuz? Benim bu konuda hiçbir düşüncem yok. Hiçbir konuda düşüncem yok. Çünkü önemli bir beyin ameliyatı geçirdim. Beynimin 1/4'ünü aldılar. Onun için hiçbir şey düşünemem. Ya vah vah. Üzüldüm. Hayvan beyni falan takamıyorlar mı? Ya şu kocaman bir tane. Böyle yaşamaktansa değil mi? Rahat ederdiniz. Şimdi bakın. Doktorlar konuşmamı yasakladılar. Tamam mı? Konuşursam ölürmüşüm. Derhal. Allah korusun. Allah gecinden versin. Ağzınızdan yel alsın. Siz konuşmayın canım, ben konuşurum. Bak, dinlemem de yasak. Dinlersen felç olabilirmişim. Böyle bir risk var. Öyle mi? Ben müsaadenizi rica edeyim. Birazdan virajlar başlar. Yerime geçeyim. Nerede oturuyorsunuz? Şu en önde, solda. Tek koltuk var yani, önünde direksiyon var. Nasıl yani? Ben kaptan şoförünüz Cemalettin. Malum biliyorsunuz, gece yolculukları uzun sürüyor. İnsan böyle çene çalmazsa, iki laf etmezse uyuyakalır değil mi? Allah korusun, kaza maza olur sonra ya. Ayol Şinasi, hatırlıyor musun? Hani bir defasında Ankara'ya bizim Hilmiye'nin nişanına gitmiştik. Hatırladım. Ay, gece otobüste giderken bir hırıltı bir hırıltı. Ama uyumanın imkanı yok vallahi. Öf, onu hatırlamıyorum. Nasıl sıkıldım yani. Nereden hatırlayacaksın? Kütük gibi sızmıştın sen. Neyse. Muavin çocuğu çağırdım. Ayol dedim. Şu horlayıp duran. Her kimse lütfen izah ediver. Hırıltısından durulmuyor dedim. Muavin çocuk ne dese beğenirsin. Ne dedi? Hanımefendi, şoför çok yorgun. Biraz uyuyor. Ben şimdi ikaz ederim demesin. Anne amma yaptın ha. Ay ölmeyeyim anne. Ay vallahi billahi. Yalanım varsa ki gözüm çıksın. Ayol nasıl olur? Deli mi bu şoför? Nasıl uyur direksiyon başında diye bir bağırdım. Meğerse şoförün direksiyon başında falan uyuduğu yokmuş. Arka koltuklarda bir yere gitmiş, oracıkta uyuyup kalmış. Horultusu da oralardan geliyormuş. Ay nasıl rezil oldum. Muavin çocuk izah edince nasıl utandı. Ay çocuk da çok güldü ama. Şinasi'cim. Girin. Saçmalama Şinasi, benim ayol. Ne oldu? Bugün Osman Bey'de çok hoş bir robot gördüm. Aklına ne geliyorsa yapıyor vallahi. Meyve sık, yumurta çık, kıyma yap. 500 bin taksitle. 533 mü? Osman ki... Aman. Ya hem çok çalışma diyorsun, hem de gidip her gün bir zımpırtı alıyorsun. Yok para bana. Yok. 5 kuruş yok. Asla. Meltem, sen kaçta gideceksin Pervin'in doğum gününe? Benim vaktim var anne. Okuldan sonra beraber gideriz alışverişe. Oradan ben Pervin'lere giderim. Hayda. Ben para mara yok diyorum. Bunlar ana kız alışveriş için sözleşiyorlar ya. Yahu Şinasi uzun etme. Nasıl olsa senin elin mahkum. Bu parayı vereceksin. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Akşamları bir saat geç yatarsın. Bu parayı temin eder. O eskiler, eskiler, eskiler. Yok para mara şimdi. Bağır biraz. Biliyorsun ağır işitiyorum. Öf! Ne öfü be? Ne öfü? 2 saat aynı şeyi mi seyredeceğim? Baba sanki sen de seyrediyormuşsun gibi bir de konuşuyorsun yani. Ne yapalım yani? Seyredemiyorsak da... Yani farklı şeyler seyredemiyoruz. Farklı şeyler seyretmek de sıkıcı bir şey değil mi? Hiç olmazsa farklı farklı şeyler seyredemeyelim. Çıldıracağım. Sen bana sabır ver. Demine az koy Cemil. Açık olsun. Koyu çay dokunur sana. 2 şeker mi koyacaksın? Kesinlikle. Bari tek şekerli iç şu meleti. Tek şeker koy. Şimdi de yağını sür bakayım. Yağ önce güzelce yedir ekmeğe. Şimdi de peynir. Çok güzel. Oh, götür. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun. Yut.
Aa, iyice çiğne, iyice çiğne. Zaten miden rahatsız. Reçel al oradan bunu. Reçel, gül reçeli. Ağzına layık. Ama sinirlenmeden ye, sakin sakin. Tamam, tamam sinirlenme. Dur sana bir şarkı söyleyeyim. Şarkı söyleyeyim sinirlerin yatırsın. Amma ve lakin cümle cemaattin, çok hoşuma gittin sen. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya. Ne oldu, ne var? Elinin körü var okala. Ne? Bana mı? Cemil. Cemil ne oldu? Sakin ol Cemil. Otur yerine Cemil. Dur yapma saçmalı. Evet be. Bu özel radyolar da iyi güzel, tamam da yani. Bazıları fazla özel canım. Aa, müşteriyle bu kadar. Dinleyiciyle bu kadar. İşte dışta olmaz ki ya. Durun. Bir dakika izleyin. Efendim? Ben mi? Evet siz. Siz ve sizler. Bizi dinleyin. Kârlı çıkacaksınız. Size son derece modern ve yeni bir araçtan söz edeceğim. Bakın. Teknoloji harikası. Friden bir müzik seti. Aman bana ne? Oturun. Buyurun oturun. Rahat edin. Bu fırsatı kaçırmayın. Friden orijinal müzik seti. Bu fırsatı kaçırmayın. Dijital Fri müzik seti. Radyo istasyonlarını kendi arar. Arzu ettiğiniz parçayı anında çalar. Siz evde yoksanız kendi dinler ve kapatır. Ama dünyanın parasıdır o be kızım. Dikkat! En önemlisi çok ucuz. 2,5 milyon lira. İyi ama... küçücük bir şey o. 2,5 milyon liranız mutlaka vardır. Yok evladım, yok kızım. Yok mu? Yok, vallahi yok. Benim 2,5 milyonum olsa ne ihtiyaçlarım var. Onların hepsini görürdüm. Peki, bir dakika. 2 milyon liranız vardır mutlaka. Yok, yok be kızım. Olsa vermez miyim senin gibi cici bir reklamcıya? Tabii yok, vallahi yok. Aman iyi, ver 1,5 anlaşalım o zaman. Ayol 1,5 da yok. Yemin ettirme bana. Aa çarpılacağım vallahi. Aman ver ver. Akşam pazarı elimizde kalmasın şu. Vallahi de yok. Billahi de yok. İnan yavrum. Cicim benim. Öperim seni. Yok vallahi. Aa. Delirtme beni. Aman. Sen de. Yok diyorum anlamıyorsun. E ne yapayım daha yani? Geleyim de oraya mumu yapayım senin. İki yanaklarını öpüp de. Efendim öyle mi ikna edeyim? Yok yavrum benim. Yok inan bana. İnan amcacığına. Bak beni bir daha bulamazsın ama. Hadi hayırlı işler. Allah sana bol bol kazançlar versin yanında yavrum evladım. Yanında bir de tıraş makinesi veriyorum. Beni duyuyor musun? Bak son olarak 1 milyona bırakırım. Teşekkür ederim. Sağ ol, ihtiyacım yok. Aa yeter be. Bak iyi düşün bak. Düşündüm evladım, düşündüm. İhtiyacım yok dedim. Sen şimdi aklıma geldi. Yukarıdakilere bir uğrasana. Onlar meraklı raziyelerdir. Belki alırlar. Bana da dua edersin. Hadi. Hadi evladım. Aman be. Oh. Hele şükür. Gitti. Aman kurtuldum. Ay. Aman. Çok şükür kurtulduk. Gitti çok. Hop 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 evladım. Reklamcı kız evladım. Ne yapıyorsun yavrum? Bir 500'lük de buradan götürdüm. Ve... Allah Allah, oradan da götürmüş. Aman yarabbim, bu reklamcıların adamı kazıklamak için yapamayacakları şey yok. Aman gitti ya çok şükür. Ay cehennem üzüm herhalde. Oh, kaçmam gitti. Anne, çişim geldi. Ay, bana ne ayol? Anne, çok sıkıştım, ay. Anne, kapatsana şu televizyonu. Oğlan kalkamıyor başından, üstümüze başımıza edecek çişin ayol. Ama operasyonlarında
Çok sayıda silah ve dokümanlara el kod... O neşeli, o deli dolu Ayşiyat. Eylemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Hasan Tekin, İhlas Haber Ajansı Hannover. Şiddetli sıvıktan dolan göller insanlar için zaman zaman eğlence alanı oluyor. Kimi göl üstünde kaymayı, kimi buzu kırıp balık avlamayı tercih ediyor. Yuppi! 2-6 geldi. Yani 12. Eğer bu oyunu kaybedersen uzaktan kumanda aletini alırım. Tatlı mı geldi? Ne tatlısı? Söyle Meltem'e getirsin de yiyelim. Evet, şanslıyım tabii. Ne yapalım? Ha, bak. Bahane arıyorsun değil mi? Kaybedeceğini anladın, hadi oyna. Oyna devam et bakayım. Devam et. Bunun yaşla ne ilgisi var? Büyük zaratan galip gelir. Ha, işte anlaşıldı. Uykun geldi diye numara yapacaksın. Ondan sonra kıvıracaksın, yatacaksın. Geç bakayım. İki yalancı sar. Ne güzel anlaşıyorlar ya. Yalancı senin babandır. Ooo! Alaaddin Bey, bu ne keskin kulak böyle ha? Bağır, hızlı konuş, bağır. Çamura yatmayınız Alaaddin Bey. Atınız zarları, atınız. Buyurun. Attım. Buyurun bulun şimdi. Bu hıza yatırmak. Oğlum, deden zarları taca attı. Tamam, vakit geçiriyor. Kumandayı alabilirsin, seni hükmen galip sayıyoruz. Ama nerede? Tam güvenlidir. Diyorum. İyi akşamlar sayın seyirciler. Şimdi sizlere dünyada ve Türkiye'de gelişen olaylardan özetler sunuyoruz. Bosna Hersek'te gerginlik sürüyor. Güneydoğu sorunu acil demokratik çözümler bekliyor. Ankara-Sivas otoyolunda meydana gelen kazada 90 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da sel felaketi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Monaco maçına hazırlanıyor. Haberlerin devamını öğrenmek istemez misiniz? İstersiniz değil mi? İstersiniz. Dünyada neler oluyor? Türkiye'den haberiniz var mı? Oh, en ince ayrıntısına kadar her şeyi ama her şeyi anlatacağım. Hiç duymadığınız şeyleri apaçık duyacağım. Bazı haberleri yuvarlak, yüz yuvarlak. Bazılarını da pürüzsüz, tertemiz bir Türkçe ile anlatacağım. En karanlık noktaları gözler önüne sileceğim. Arayın 900-910'u. Bilmediğiniz birçok şeyi benden. Sabrım taşıyor. Beyefendi, memur bey, şimdi ben bu arabayı kullanırsam ehliyet alabileceğim değil mi? Elbette, buyurun. Kendinize doğru çekin. Ha, öne doğru çekilince açılıyor. Evet. Şey demedim. Buyurun, rica ederim, buyurun. Önden siz buyurun. Beyefendi, direksiyona siz geçeceksiniz. Evet. Ne bekliyorsunuz? Ne zaman hareket ediyoruz? Hareket etmeyecek miyiz? Kalkmıyor musunuz? Beyefendi, şu kontağı açsanıza. Benim şey etmem gerekiyor yani. Ne tarafta kalıyor bu tokmak dediğiniz? Beyefendi, tokmak değil. Kilitli mi oluyor genelde? Ya sabır.
Şimdi bu anahtar sağa mı çevrilecek, sola mı? Beyefendi, vitesi boşa alın önce. Vites. Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı. Beyefendi, siz buraya ehliyet sınavına mı geldiniz yoksa hokkabaz olarak mı tayin edildiniz? Ehliyet almak için tabii. Öyleyse sabrımı taşırmayın, çalıştırın şu motoru canım. Rica ederim, önce siz çalıştırın. Ben sonra arkadan çalıştırırım. Siz keyfinize bakın. Allah'ım sen şu cabbar kuluna sabır ver. Polis bey. Döşeme kabarmış. El kadar parçalar böyle kalkmış, baksanıza. Ya döşemenin falan kabardığı yok, onlar pedallar. Şu debriyaj, gaz, fren. Basın debriyaja. Debriyaj bu. Ay! Basınca işine kaçtı. Beyefendi, siz bu kafayla ehliyet falan alamazsınız. Benim ehliyetim var zaten. Ben yani ehliyet almak çok kolaylaştı ya. Bir tane de karımı alayım, sürpriz olur dedim. Hadi, şimdi yatalım artık ya. Gebereceğiz televizyon seyretmekten. Ne de seyrettik ya sanki. Zapping yapmaktan iki dakika bir şey anlayamadık. Oğlum bir de beni düşünsene. Bir taraftan çalışıyorum değil mi? Ya sen iki dakika seyredemedin. Ben iki saniye bir şey anlayamadım seyredikten. Hadi toparlanalım, yatalım artık. Ben salonda yatacağım. Ben de senin yerinde yatarım o zaman. Hepimiz başka bir yerde yatalım bu akşam. Buyurun, uykuda da zapping. We'll be right back.